gelmeye devam ediyor. O işte o kupalar bizim ne kadar kuvvetli olduğumuzu, Galatasaray'ın ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Burada da Galatasaray'ın... O kadar çok inceleyecek şey var ki. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile ortak takım kurduğunu biliyor musunuz? Öğreneceksiniz. Beraber çalıştığını uzun yıllar önce, çok değerli çalışmalar olduğunu hep beraber göreceğiz. Huzurlarınızda bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hayat hikayesi, Galatasaray'ın içindeki hayat hikayesi ve Ali Sami'nin kendi elinden kendine ait özel eşyalarıyla görüyoruz. Aşağıda Ali Sami'nin arkada gördüğümüz gemici düğümleri vesaire tamamen kendi özel koleksiyonundan alınmış. Denizcilikle alakalı hem kişisel eşyalarını hem de anılarını ifade eden fotoğrafları görüyoruz. Görmüş olduğunuz bütün objeler Ali Sami'nin... Ben de Türk filmcilik tarihinin nadide bir parçası. Yine karşısındaki duvarda Fenerbahçe ve Yıldırım Kulüplerinin başkanları arasında 10 Temmuz 1912'de yapılan sıkı durum ortak kulüp kurma anlaşmasının maddeleri. Burada resmi şey var. Bakın Fenerbahçe yazıyor. Association Football Club. Yanında Galatasaray. 1912 yılında 3 kulüp bir araya gelmişler. İç tüzük ve oyunlar açısından kulüpler eskisi gibi tamamen serbest özgür. Ancak bir arada üç kulübün ortak kulüp kurma çalışmaları gerçekleşmiş. 1912 yumruğu. O bizim jenerasyonu da çok simgelediği için bizim için çok özel. Yani hepsinin özellikle müşterilerin simge ismi yumruğuna o zafer ve Galatasaray'ın gücünü kulübü başlarında bunu yapıyorlar ve devam ediyorlar. Hemen son tarafta olmaz olmaz baba gündüz. Hani o meşhur Galatasaray maçı hep beraber çeken bir takımdır. Yani baba gündüz köşesinde bir tane denir özelliği. Burada görmüş olduğunuz bu kadar baba şampiyonları gösteren bu kadar. Ama şu tarafa döndüğümüzde de biliyorsunuz. Hemen arasında da süper kupa Galatasaray tarihinin önemli İki yılının 36 TSE 67 36 TSE'de kupasının 12'sini kazanan Galatasaray'ın sahip olduğu en büyük Atatürk hayattayken Atatürk'ün ilk spor etkinliğine bu tarafa doğru önemli bir hikaye de burada yıldızımızı simgeleyen kazandığımız kupalar hemen akabinde iki gene nostaljik formalarımız var. 2002 yılı altta Prekazi'nin direkt imzalamış olduğu Nöşatya Plika. Dikkat ederseniz eskitilmiştir. Mesela şu Yasin Özdağ. Müze Ayerinden sonra ikinci müze daha 1800'lerin ortalarında 3. Napolyon'un Mektebi Sultaniye armağan ettiği doğa tarihi müzesi olmuş. Galatasaray ilk müzesi ise 1913 yılında biraz önce Ali Sami'nin de ilk objeleri de gördüğünüz kulüp binası kurulan denizcilik müzesi. Ayrıca bir özelliği daha var. Bugün ilk defa bir kulübün iki müzesi oluyor. Çünkü Galatasaray'ın bildiğiniz Beyoğlu eski postanedeki müzesi hala hazırda devam ediyor. Taraftar bölümünün özelliği de şu, Galatasaray'ın tarihinde hikayesi olan maçlarla ilgili herkes maç biletleri olmak üzere, kıyafetleri olmak üzere, o güne ait flama, bayrak olmak üzere bizimle birçok şeyi paylaşıyorlar. Buradan özellikle Hüseyin abi çekmez. Hüseyin abi öyle adam değil. Her şeyi çeker. Hüseyin abi. Temasını aldım. Bu arada az çok var.